Arkadaşlar şimdi papil dikişi atacağız. Yani vertikal matres aslında. Papil dikişi vertikal matres dikişle aynı anlama geliyor. Sütunumuzu açıyoruz. Yine videoların başında bahsettiğim gibi iğneyi 1/3 arka kısmından, 1/3'lük arka kısmından tutuyoruz. Bu şekilde çekiyoruz ki, ama yavaşça çekmemiz lazım. Çünkü hızlı çekersek sütürü çıkarırken şuradan düğümlenme olabiliyor ve maalesef boş boşuna ipin bir kısmını harcamış oluyoruz daha başlamadan. Hiç gerek yok. Evet, papil sütürüne baktığımız zaman şöyle ukkalden bir vertikal matres veya papil dikişi atalım. Şu şekilde dokuyu tutuyoruz ve papili tam ortalayacak şekilde, şu şekilde, ama hani yukarıdan değil biraz aşağıdan geçirdikten sonra yine çekiyoruz ve dişin iki embrajörü arasından karşı tarafa geçiriyoruz. Evet, iğnemizi karşı tarafa geçiriyoruz. Hani ağızda normalde hani iki embrajör arasından geçirmek zordur. O yüzden ben bu sefer burada tek seferde geçirmedim. Şu şekilde dişlerin arasından geçiririz öncelikle. Evet. İpten tasarruf edeceğiz mümkün olduğu kadar. Gerçek ağızda da bunu yaparız. Klinikçi olursanız onu anlarsınız zaten. Yani ufacık bir sütür atmak için 3 tane ayrı sütür harcamaya gerek yok. Şimdi lingualden yine geçiyoruz ve yine biraz aşağıdan geçiyoruz. Papili yine ortalayacak şekilde iki dişin tam ortasından şu şekilde girip lingualden çıkıyoruz. Bu şekilde girdikten sonra bu sefer bu vertikal matres, vertikal matresin papil üzerinde değil de normal olarak da göstereceğim yine, ama şu an papil dikişi atıyoruz. Yani esasen papil dikişini göstermekte amaç. Fakat bu da bir çeşit vertikal sütür. Vertikal matres sütür. Şimdi tekrar papilin ortasından geçeceğiz, ama bu sefer daha önceki geçtiğimiz yerin biraz üstünden geçeceğiz. Ve lingualden geçiyoruz. Şu şekilde yine arada sıkı bir embrajör varmış gibi tek tek geçireceğiz. Çünkü gerçekten ağızda onu tek seferde karşı tarafa geçirmek çok zor oluyor. Şimdi eğer bu şekilde ben alırsam kilit atmış olacağım. Dolayısıyla şunlara da mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Yani iğneli ipliğin şu dairesel kısımdan geçmemesi lazım. Yoksa kilitlenir ve sütürümüzü istediğimiz gibi atamayız. Evet, gördüğünüz gibi ipi kurtardıktan sonra ve embrajörler arasından karşı tarafa geçirdikten sonra bu sefer yine bukkalden az önce geçtiğimiz yerin yine üst tarafından papili ortalayacak şekilde geçiyoruz. Bu şekilde yine sütür prensiplerine uyabilecek sütür prensiplerine uymaya dikkat ediyoruz. Ve dikkat ettiğiniz gibi körelmesin diye uçtan tutmamaya çalışıyoruz iğneyi. Evet, bu şekilde çektikten sonra ipimizi bu kal tarafta düğümümüzü yine basit sütürde olduğu gibi papil dikişimizi iki ileri bir geri bir ileri tekniğiyle sonlandırıyoruz. Fakat düğümü sıkarken gelişi güzel sıkmıyoruz. İki embrajör arasında gelecek şekilde sıkıyoruz ki hani daha sıkı bir ve daha muntazam bir dikiş, daha muntazam bir sütür elde etmek için iki ileri bir geri ve bir ileri bir geri tekniğiyle sütürümüzü sonlandırıyoruz. Evet. Bu papil dikişiydi. Yani vertikal matresin bir tipi
aslında. Şimdi vertikal matres sütunu şurada göstereceğim size. Vertikal matres sütununun amacı şeyi engellemektir. Ölü doku oluşumunu engellemektir. Dolayısıyla vertikal matres atarken ukkaldan başladığımızı varsayalım. Ukkaldan başlıyoruz. Biraz alt taraftan iğnemizi sokuyoruz. Tek tek geçmekte fayda var. Ukkaldan geçtik. Lingualden yine alt kısımdan geçeceğiz. Fakat geçerken iğnenin bu şekilde kaymamasına dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla portögüyü iyice sıkmamız gerekiyor ki dokudan geçerken iğne kaymasın, yoksa dokuda yırtılmalara sebep olabilir. Ya da işinizi zorlaştırabilir. Evet, bu şekilde geçtikten sonra. Evet, iyice çekiyoruz. Yine bu sefer papilde olduğu gibi, fakat burada daha ayrıntılı, daha güzel bir şekilde göstermek için de dişsiz alanda vertikal matres denemesi yapıyoruz. Az önce geçtiğimiz yerin üstünden yukarı tarafta ince bir doku bırakmamak koşuluyla, çünkü yırtılabilir. Şöyle belli, yeterli kalınlıkta üst tarafından geçiyoruz. Yine tek tek geçmemizde fayda var dediğim gibi. Ve bukkalde başlayıp yine bukkalde sonlandırıyoruz. Evet, buradan da geçtikten sonra şöyle baktığımız zaman düğüme geçiyoruz. Düğüm yine 2 ileri. Bu şekilde sıkıyoruz iyice. 1 geri. Ve 1 ileri olmak koşuluyla basit sütürü sonlandırdığımız gibi sonlandırıyoruz vertikal matresi. Böylelikle ölü doku oluşumu engellenmiş veya minimalize olmuş oluyor. Şimdi horizontal matres sütürü anlatacağım size. Horizontal matres sütürü de yine doku yüzeylerini geniş bir şekilde birleştirmek amaçlı atılabilen bir sütür. Horizontal matres. Şimdi bu kal taraftan başladık. Bir taraftan girdik. Yine tek tek girmenizi tavsiye ederim. Lingual taraftan da geçiriyoruz. Evet. Bu sefer vertikalde üstünden geçiyorduk attığımız yerin. Bu sefer ya distalinden ya da mezyelinden, yani yan tarafından geçiriyoruz. Horizontal matres dikişte. Bu şekilde geçirdik. Evet. Yine bukkalden başlayıp bukkalde bitirilebilen bir horizontal matres. Bu şekilde horizontal matres sütürde 2 ileri şu şekilde yüzeyleri daha geniş bir biçimde yaklaştırma olanağı tanıdı. Gördüğünüz gibi. Bir geri ve bir ileri şeklinde basit sütürde olduğu gibi sütürümüzü sonlandırıyoruz. Şimdi askı sütürden bahsetmek istiyorum size. Askı sütür bildiğimiz dokuları bir dişe asmak şeklinde yaptığımız bir sütür. Bukal papilden geçiyoruz. Evet, dokuları 4 numaralı dişe asacağımızı düşünelim. Bukal 3 ile 4'ün arasındaki bukal papilden girdik. Tabii embrajurdan da geçirdik iğnemizi. Ondan sonra dişin, yani 4 numaralı dişin lingual tarafından ipi dolandırdıktan sonra yine bu sefer 4 ile 5'in arasındaki papilden iğnemizi geçiriyoruz. Evet.
Ondan sonra tabii bu 4 numaralı dişin ekvator hattının altında kalacak. Çünkü askıstürün mantığı o zaten. Onu iyice şöyle... Evet. Evet. Bu şekilde. Hah. Çok güzel geçmişti. Hah. Bu şekilde geçirdikten sonra bu sefer 4 ile 5'in arasından ama hiçbir dokudan geçmeyerek sadece embrajurdan geçerek bu sefer 4 ile 5'in lingual tarafındaki papilden geçiyoruz. Bu şekilde. Ve yine dişin etrafından dolaşıp şuradaki 3'te 4'ün embrajüründen geçip geçtiğimizi varsayıyoruz. Ve 3'te 4'ün arasındaki bukal papilden geçip askıs türümüzü böylelikle sonlandırıyoruz. Yine ekvator hattının altında olmasına özen gösteriyoruz. Evet. Askıs tür bu şekilde. Yine her zaman olduğu gibi iki ileri, klasik bir geri. Tabii gelişi güzel düğümlemiyoruz. Şöyle embrajörlerin arasına çekerek sabitlemek daha sağlıklı olur. Bir ileri son olarak bu şekilde askıs türünü de sonlandırmış oluyoruz. Şimdi 8 sütürü göstereceğim size. 8 sütürü genelde diş çektikten sonra iki taraftaki dokuyu, bukkal lingualde kalan dokuyu birleştirmek için en çok kullandığımız sütür çeşitlerinden bir tanesi. Bukkaldan giriyoruz. Evet, bukkaldan girdik. Karşı tarafın lingualinden çıkıyoruz. Ondan sonra yine karşı tarafın bukkalinden iç tarafından girip bukkalinden çıkıyoruz. Ve yine çapraza geçip çapraz taraftaki lingual dokunun soketin içerisinden geçip lingual tarafından çıkıyoruz. Ondan sonra bunu da yine başladığımız yerde sonlandırmak üzere bukkalden çıkıp düğümlüyoruz. İki ileri, bir geri ve bir ileri şeklinde.